Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi türevin geometrik yorumu kısmında, teğetin eğimi kısmında kalmıştık ve karma soruları çözüyorduk arkadaşlarım. Öğreten sorularımızı gömüyorduk. İlk 20 sorusunu hallettik. Şimdi bu videomuzda da kalan son 20 sorusunu halledeceğiz dostlarım. Şimdi 21 numarayla başlıyorum hemen. Diyor ki, y eşittir fx eğrisine 2y eksi 3 noktasından çizilen teğet. Tamam. Şimdi bu eğriye bir teğet doğrusu çiziliyormuş. Hangi noktadan? Absisi 2 olan noktadan. Bakın böyle söyleyince daha tanıdık gelebilir soru size. Peki biz absisi 2 noktasından bu eğriye çizilen teğetin nesini bulabiliyorduk dostlarım? Eğimini bulabiliyorduk. Nasıl buluyorduk öğretmenim? Eğrinin, fonksiyonun bir kere türevini alıyoruz ve o absisi yerine yazdığımızda bu bize çizilen teğetin eğimini veriyordu dostlarım. Şöyle not alalım o zaman. Teğetin eğimini biz ne diyebiliyoruz şimdi dostlar? Bu fonksiyona, yani f'in fonksiyonuna bir kere türev aldığımızda ve bu türevde de x yerine 2 yazdığımızda biz teğetin eğimini buluyoruz. Peki, tamamdır. Şu anda teğetin eğimi f'in türevinde 2'ye eşit. Diyor ki devamında, bu teğet doğrusu diyor 3'e eksi 5 noktasından da geçiyor. Hayda, bak şimdi ne oldu? Şimdi teğet doğrumuz zaten 2'ye eksi 3'ten geçiyor. Bir de üstüne 3'e eksi 5'ten geçiyor. Yani ben teğet doğrusunun üstündeki 2 noktayı buldum arkadaşlar. Biliyormuşum, daha doğrusu buldum değil, biliyorum. Peki ben 2 noktadan eğimini bulabilir miyim bu doğrunun? Yani teğet doğrusunun. E hadi o zaman bunun eğimini de bulalım. Neydi kural? Y'ler farkı. Yani eksi 3, eksi, eksi 5. Bölü x'ler farkı. 2, eksi 3. Düzenleyelim. Eksi 3 artı 5 daha. 2, 2 eksi 3, eksi 1 yaptı. Eksi 2 çıktı arkadaşlar. Bakın neyi bulduk? Teğetin eğimini bulduk 2 noktadan. Ve aynı zamanda teğetin eğimini türevden de bulduk. Bunları birbirine eşitledik. Yani f'in türevinde 2'yi eksi 2 bulduk arkadaşlarımız. Devamını okuyalım. Buna göre diyor, limit h giderken sıfıra bilmem ne bilmem ne bilmem ne, limitinin değeri kaçtır? Peki bu limit değeri bize neyi veriyordu? Şurayı hatırladıysanız arkadaşlarım, f'in türevi demekti bu. Ve şuradaki sayıyı da getir, içine yaz demekti. Yani bize meğersem f'in türevinde 2'yi soruyormuş. Biz de zaten onu eksi 2 bulduk dedik arkadaşlarım. Cevabımız eksi 2'ymiş. Evet. 22 numaralı sorudayız dostlarım. Grafikli bir sorumuz, okuyalım şimdi. İki tane eğri görüyorum. Biri f eğrisi, biri g eğrisi. Ve ikisinin de ortak teğeti çizilmiş bakın. İkisinin de ortak teğeti. Şimdi bu şu noktada teğet olmuş fx eğrisine. Absisi 4 olan noktada. O zaman bu teğetin eğimi, yani f'in türevinde teğetinin eğimini bulacağım. 4 noktasından çizilen bu teğetin eğimi. F'in türevinde 4 buradan teğetin eğimine eşittir diyelim. Şuraya gelelim. Burada da B noktasında. Tabi B noktasını, şimdi absisini bilmiyoruz. A diyelim biz buna isterseniz şimdilik. O halde yine G'nin türevinde, şurada yorumlayalım. G'nin türevinde A yazdığımda işte tam bu A noktasından çizilen teğetin, yani yine aynı teğetin, bu teğetin eğimini veriyor bize. O halde bu da teğetin eğimine eşit diyebilirim. Şimdi soruyu okuyalım. Fx'in denklemi, gx'in denklemi verilmiş. A noktasının absisi 4 ise B noktasının absisi kaçtır diye soruyor. Bize de küçük a'yı soruyormuş dostlar. Ve bizim bildiğimiz şey ne? Bu teğet doğrusu, ikisine de teğet, ortak teğet. Ben f'in türevini alıp absisi yazdım. G'nin türevini alıp absisi yazdığımda ikisi de teğetin eğimini veriyor. Demek ki aynı doğrunun eğimi olduğu için G'nin türeviyle F'in türevinde 4 birbirine eşit. Yani G'nin türevindeki A, F'in türevindeki 4'e eşit olacak dostlar. Peki hadi gelin şimdi G'nin türevini, F'in türevini alalım. G'nin türevi. 2'yi başa aldım. Eksi 2x, eksi 4. Eşittir. F'nin türevi. 2x, eksi 6. Şimdi G'nin türevinde x yerine a yazıyorum. Eksi 2a
eksi 4 oldu. Burada da 4 yazıyorum. 8 eksi 6'dan 2 geldi. Buradan eksi 4 bu tarafa gelirse eksi 2a eşittir 6. 2'ye bölersek, eksi 2'ye bölersek a eşittir eksi 3'ü paketledik dostlarım. Sorunun cevabı eksi 3'müş. Evet, 23. soru. Fonksiyonunun 6x artı y bilmem ne doğrusuna en yakın noktasının koordinatları nedir? Bakın bu sorudan daha önceki ilk 20 sorunun içerisinde de çözmüştük galiba arkadaşlar. Ya orada ya da bir önceki videoda çözdük. Tam hatırlamıyorum yerini ama çözdük bu sorudan dostlar. Şimdi şöyle şeklini de çizmiştim hatta hatırlarsanız. Bir kez daha yapalım. Şimdi elinizde bir eğri var. X kare eksi bilmem ne bilmem ne eğrisi. F eğrisi. Bir tane de doğru var arkadaşlarım. O da şu doğru olsun. 6x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrusu. Diyor ki bu doğruya en yakın noktası. Aha şu olsun mesela en yakın nokta. Buna da A virgül B diyelim biz. Bu noktanın koordinatları nedir diye soruyor bize. Biz de hemen ne yapıyorduk? Bu noktadan çizilen teğeti çiziyoruz. Tam buna paralel olacak şekilde. Ve şuradaki mesafenin de en yakın olmasını istiyordu bizden. İşte bu doğru. Madem ki buna paraleldi. O halde bunun da denklemi 6x artı y eksi k gibi bir şey olacak arkadaşlar. Paralel olduğu için katsayılar tıpatıp aynısı yaptık. Eşittir sıfırı da dedik. Şimdi bildiğimiz şeyleri konuşalım. 1. Bu şekle baktığımda A virgül B noktası F'in üstünde. O halde bunun denklemini sağlayacak. Yani F'de A dediğim şey B'ye eşit olacak. Bu 1. 2. F'in türevinde A'yı yazarsam F'in türevinde A dediğim şey benim teğet doğrumun eğimine eşitti ki teğet doğrusunun eğimini bakın şuradan hemen bulalım. Denklemini gördüğünüz için eğimi y'yi yalnız bıraktığımızda eksi 6 gelecek. Teğetin eğimi de eksi 6. F'in türevinde A eksi 6'ya eşit. Şimdi bu bilgileri konuşalım dostlar. Hemen şunun türevini alalım. F'in türevini bir kerecik alalım. F'in türevi eşittir 2x eksi 8'dir. X yerine a yazarsanız eksi 6'ya eşit olacak diyor. A yazalım. 2a eksi 8. Siz de görün arkadaşlarım. Şu burnunu bir tepkisi devam edecek. Evet. Ne diyoruz şimdi? 2a eksi 8 eksi 6'dır. Demek ki 2a eksi 8'i buraya atarsak artı 2 geldi. A eşittir 1 çıktı arkadaşlar. Peki a'yı 1 bulduk. Şimdi bize bu noktanın direkt koordinatlarını istiyor. Sadece a'yı değil b'yi de istiyor aynı zamanda. Peki şu bağıntıyı hiç kullanmadık. Bunu da kullanalım. F'de x gördüğün yere a yazarsan yani artık 1 yazarsan b'yi bulursun diyor. Hadi x yerine 1 yazalım b'yi de buradan bulalım. B eşittir 1 eksi 8 artı 1 olur. Buradan da b eksi 6 gelir arkadaşlar. Evet demek ki bizim noktamız 1'e eksi 6 noktasıymış diyebiliriz. Pekala. Şimdi 23 de tamamdır. Bunu böyle kenara atalım. 24 numaralı soru. Şöyle bir ayarlayabilirsek. Şimdi dostlar bu soruya dikkat ediniz arkadaşlarım. Kolay bir sorudur. Konu özeti kısmında yani bu türevi geometrik yorumunun ilk videosunu çektiğimde orada zaten bir pratik yolunu söylemiştik size. Başlangıç noktasından yani orijinden çizilen teğetler dik ise biz şunu söylemiştik. Bu fonksiyonun diskriminantını direkt eksi 1'e eşitliyoruz demiştik arkadaşlar. Yani bizim burada söyleyeceğimiz şey delta direkt eksi 1'e eşittir demeniz işi bitirir dostlarım. Hadi deltasını eksi 1'e eşitleyelim. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Şimdi b yerine eksi a gelmiş. B karemiz eksi a'nın karesidir. A kare yapar. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 1. Ve bunu da tutup eksi 1'e eşitledik. Delta'yı eksi 1'e eşitleyince olay bitiyor. Şimdi a kare eksi 4 yaptı burası. Eşittir eksi 1.
Eksi 4'ü bu tarafa atarsak artı 4 geldi. A kare eşittir 3 çıktı. Dolayısıyla A eşittir ya artı ya eksi kök 3'tür diyebiliriz. A'nın alabileceği değerler artı kök 3 ya da eksi kök 3'tür dedik. Geldik buna. Eğrisine üzerindeki x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen normalin eğimi nedir diye soruyor dostlar. Biz neyi bilmeyi biliyoruz? Biz teğetin eğimini bulmayı biliyoruz. Teğetin eğimi neydi? Bu eğrinin türevini al, apsisi yerine yaz. Şimdi türevini alalım hemen. F'in türevini alacağız ve x gördüğümüz yere de 2 yazacağız. Peki türevini alıyorum şimdi. F'in türevi 2x eksi 2'dir. X yerine de 2 yazıyorum türevinde. 4 eksi 2'den 2 geldi. Şimdi bu teğetin eğimi. Bana normalin eğimini soruyor dostlar. Şimdi teğetle normal nasıl bir ilişkiye sahiptiler? Teğetle normal her zaman birbirine diktiler. Ve daha ilk başta konunun başındaki anlattığım bilgilere bakarsanız hatırlayacaksınız dostlarım. Birbirine dik olan iki doğrunun, şimdi teğet buysa normal de bu. Ve birbirlerine dikler. Evet arkadaşlar, misafirimiz geldi yine ve durdurduk. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Yani en son hangi cümleyi kurduğumu da hatırlamıyorum ama. Şimdi normalin eğimini arıyorduk. Normalle teğet her zaman birbirine diktir dedik. Ve birbirine dik olan iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi bir olması gerekir dedik. Dolayısıyla teğetin eğimi 2 ise normalin eğiminin eksi 1 bölü 2 olması lazım ki, yani hem takla attırıyorum hem işaret değiştiriyorum ki çarpımları bakınız eksi 1 kalsın diye bunu yaptık. Demek ki normalin eğimi eksi 1 bölü 2'ymiş dedim dostum. Evet şuna geldik. Eğrisinin noktasındaki normalinin denklemini soruyor bu sefer. Şimdi nokta belli. O halde bizim normalin eğimini bulmamız lazım arkadaşlar. Eksik olanımız bu. Denklem yazabilmek için bir nokta bir de eğim bilmeliydik. Şimdi normalin eğimini arayalım. Az önceki soruda yaptığımız gibi. Normalin eğimini teğetin eğiminden bulacağız arkadaşlar. O halde bu eğrinin bu noktadan çizilen teğetinin eğimini bulalım ilk önce. Ki teğetin eğimini biliyoruz. Türevini al. X'i yerine yaz. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 2'dir. X yerine de eksi 1 yazarsam eksi 1'den 1 olur, 3 olur, 3'ten 2 çıktı, 1 gelir. Bu bizim teğetimizin eğimi. Teğetin eğimi 1. Peki normalin eğimi neydi arkadaşlarım? Normalin eğimi ne olacaktı? Çarpımlarının eksi 1 olması için normalin eğimi de eksi 1 olmalı ki eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1'dir dedik. Tamamdır. Normalin eğimini de bulduk. Şimdi eğim belli. Nokta zaten verilmişti. Hadi gelin denklemini yazalım. Y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1, yani x artı 1 oldu. Bunu da düzenlediğimizde y eksi x geliyor buradan. Eksi x'i bu tarafa alalım. Artı x olsun. Eksi 1 geliyor. 6'yı bu tarafa atalım. 5 olsun. Cevap bu. Evet, geldik 27 numaralı sorumuza. Eğrisine üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğet doğrusu ile üzerindeki bilmem ne noktadan çizilen teğet doğru arasındaki açının tanjantı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi önce şu noktadan çizilen teğetin eğimini bulalım. Buna eğim A noktasından çizilen teğetin eğimi diyelim dostlarım. Hadi bulmaya çalışalım bunu. Ne yapıyoruz? Önce eğrinin türevini alıyoruz bir kere. Y'nin türevi. 2x eksi 1'dir y'nin türevi. Şimdi A'nın apsisini yerine yazdığımda ben A noktasından çizilen teğetin eğimini bulurum. 1 yazıyorum o halde. 1 yazarsak 2 eksi 1'den 1. Peki B'nin apsisini yazdığımda B noktasından çizilen teğetin eğimini bulurum dostlarım. B'nin apsisi eksi 2 olduğu için eksi 2 yazalım. Eksi 4, eksi 1, eksi 5 yapıyor. Bu da B noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi bize de bu iki teğet doğrusunun arasındaki açının tanjantını soruyor. Arkadaşlar bunun da formülü
iki doğru arasındaki açının tanjantını veren formül eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımıdır. Bunu yine konunun başında hatırlatmalar kısmında söylemiştik. Şimdi buradan gerisi matematiksel işlem. Hemen 1 eksi eksi 5'ten 1 artı 5 oldu. Bölü 1 artı ikisinin çarpımı eksi 5. Buradan da 6 bölü eksi 4 geldi. Yani eksi 3 bölü 2 çıktı. Sorunun cevabı diyebiliriz. 28 numaralı sorudayız. Y eşittir bilmem ne eğrisinin doğrusuna en yakın noktası nedir diye bir soru sormuş. Artık 3. kez oluyor galiba bu sorudan. Aynısından 3. kez çözüyoruz. Şimdi elimizde bir eğri var. Bir tane de doğru var. Bu doğrunun denklemi y eşittir 4x eksi 6. Buna en yakın noktası şu nokta olsun dedik, A virgül B. Bu noktadan çizilen teğet buna kesin paraleldir dedik. Demek ki y eşittir 4x eksi k gibi bir şey olacak. Şimdi bildiğimiz şeyler. Bu eğrinin üstünde olduğu için f'te a kesinlikle b'dir. Bu noktadan çizilen teğet doğrusunu biliyorum. O halde f'in türevinde a teğetin eğimine eşittir. Teğetin eğimi de görüyorsun y tek başına olduğu için x'in katsayısı 4'tür dostlar. Şimdi bu bilgileri kullanarak da soruyu çözelim. Bir kere türevini alıp a yazalım hemen. Türevini alırsak 2x artı 2 yapar. A yazarsak yerine 2a artı 2 yapar ve bu da 4'e eşitmiş. Demek ki buradan a'yı 1 bulduk. Şimdi bir de şu üstteki bağıntıyı kullanalım. F'in içine 1 yazalım. Yani a'yı yazalım. B'ye eşit diyelim. O halde b eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 2'den 3 geliyor b. B'yi de bulduk. A'yı zaten bulmuştuk. O halde noktamız 1'e 3 noktasıdır. En yakın nokta dedik arkadaşlar. Evet. 28'de tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada durdurmak zorundayım videoyu. Şöyle yapacağız. Ben kalanını, çünkü derse gireceğim şimdi. Zil çaldı biliyorum ki, duymuşsunuzdur siz de belki. Bir 10 sorumuz falan kaldı. 10-11 sorumuz kaldı. Onları da bir dahaki boşluğumda, bir ders daha var boşluğum, orada çözeriz. Sonra ben bunları birleştirir, editlerim. Bir video halinde sunarım sizlere, tamam mı? Hadi bakalım, şimdilik öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da 29'dan itibaren sorularımızı çözmeye başlayacağız. Bir iki gün önce bu 29'a kadar olan ikinci bölümü çekmiştik arkadaşlarım, ama sonradan ne oldu? Zil mi çaldı? Ben derse mi gidecektim? Ya da misafirimiz mi geldi? Bir durduk. Aradan bir iki gün geçti. Şimdi tekrar kaldığımız yerden çekmeye çalışacağım. Sonra ben bu iki videoyu birleştireceğim dostlarım. Ve size tek video halinde ikinci bölümü de sunmaya çalışacağız. Şimdi 29 numaralı sorumuzda bakalım nelerden bahsediyor, bir görelim. Demiş ki y eşittir x kare eğrisine hangi noktasından çizilen teğet doğrusu bilmem ne noktasından geçer demiş. Şimdi önce sorunun bir resmini çizmeye çalışacağım arkadaşlar ki resim bana ne yapmam gerektiği hakkında biraz da olsa belki fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle basit bir resim çiziyorum. Öyle koordinat sistemi falan çizmeye gerek yok. Şimdi bu bizim y eşittir x kare parabolümüz olsun. Bunun öyle bir noktasından çizilen bir teğet doğrusu var ki dostlarım, bakın şöyle çizdim bu teğet doğrusunu. Şu noktasından çizilsin dedim bu teğet doğrusu. Ve bu teğet doğrusu şuradaki bir A noktasından da geçiyormuş. A noktası da 1'e eksi 3 noktasıymış dostlarım. Peki bu nokta bizim parabolümüzün de üstünde olduğu için bu noktanın koordinatlarını da şöyle yazabilirim ben. Apsisine m dediğim takdirde ordinatı kesinlikle m kare olan bir noktadır. Bize verilen denkleme göre yazdım. Y'si apsisinin karesine eşit olan bir parabol dostlar. Pekala. Şimdi bilgilerimizi tekrar bir gözden geçirelim. Dostlar, bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmak istesek biz ne yapacaktık arkadaşlarım? Bu parabolün bir kere türevini alacaktım ve bu türevde x gördüğüm yere noktanın apsisini yazdığımda bu benim teğetimin eğimi olacaktı dostlar. Peki teğetin eğimini, ben şu teğetin eğimini iki noktadan bulmak istesem nasıl yapacağım? Hemen onu da gösterelim.
Neydi kural? Y'ler farkı yani m kareden eksi 3'ü çıkaracağız ki m kare eksi eksi 3'ten artı 3'e dönecek. Bölü x'ler farkı. O da m eksi 1. Bakın bu da teğet eğimi, bu da teğet eğimi. İşte bunların ikisini birbirine eşitlediğiniz an soru bitecek dostlarım. O halde şöyle yapalım. Türevini alalım. 2x'tir türevi. X yerine de m yazalım. 2m olur. Eşittir. M kare artı 3 bölü m eksi 1'e. İşte buradan da biz her türlü istediğimiz cevabı buluruz. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 2m kare eksi 2m eşittir. M kare artı 3 oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. Şu m kareyi buraya alırsak m kare kaldı. Eksi 2m var. 3'ü de buraya aldım. Eksi 3 eşittir. 0 geldi. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıralım. 3'e 1 diye ayırsak ne olur? Hatta eksi 3'e 1 diye ayıralım. Bunu da m, m diye yapalım. Buradan m eşittir ya 3 gelir, m eşittir ya da 1 gelir. Evet, m değerlerini bulduk. M 3 ise noktamız ne oluyor? 3'e 9. M'yi buradan eksi 1 buluyoruz tabii ki. M eksi 1 ise noktamız ne oluyor? Eksi 1'e 1. İşte noktasından teğet doğrusu hangi noktadan geçer diye soruyor bize. Hangi noktasından çizilen teğet? Ya 3'e 9 noktasından ya da eksi 1'e 1 noktasından çizilen teğetler A noktasından geçiyormuş dedik. Ve geldik 30. sorumuza. Evet, iki şıklı bir soru. İfadelerinin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz demiş dostlarım. Şimdi burada diyor ki bize f'in türevinde 3 ile f'teki 3'ün çarpımı. F'in grafiği verilmiş dostlarım. 3 dediğiniz nokta şurasıdır. Şuralarda bir yerde. Şimdi f'te 3 dediğim ifade yani 3'ün karşılığı olan değer y'de şuralara bir yere denk düşüyor. Yani y'nin pozitif olduğu yere düşüyor dostlarım. O halde f'te 3'ün değeri kesinlikle pozitif bir sayıdır. Bunu bir yazalım. Şimdi f fonksiyonundan f'in türevi hakkında yorum yapacağız. Bakın tam bu apsisin 3 olduğu noktadan ben bir teğet doğrusu çizsem. Bu teğet doğrusunun eğim açısı şurası olur. Şu bizim eğim açımız. Peki bu eğim açısının tanjantı da bizim eğimimize eşitti. Peki bu eğim açısı geniş açı olduğundan tanjantın negatif çıkacak. Demek ki bu doğrunun eğimi negatif. Peki bu doğrunun eğimini biz nasıl buluyorduk? F'in türevinden x yerine 3 yazdığımızda f'in türevinde 3 geliyor ki bu bizim teğetimizin eğimine eşitti. Teğetin eğimi de negatif çıktığı için sıfırdan küçük diyorum. O halde burası kesinlikle negatif. Eksi ile artıyı çarpın diyor. Negatif çıkar değil mi sonucumuz arkadaşlar? Bakın bu da sıfırdan küçük olacak diyor. O yüzden bu kesinlikle doğru. Şimdi buna bakalım. Eksi 3 noktası. Eksi 3 şuralarda bir yerde. 3 noktası var ki bunu az önce söyledik. F'in türevinde 3 kesinlikle negatif bir sayı. Bunu bir söyleyelim. F'te eksi 3'e bakalım arkadaşlarım. F'te eksi 3 bunu bir konuşalım. Şimdi f'te eksi 3 dediğimiz şuradaki bir değer. F'in türevindeymiş pardon. O zaman bu noktadan çizilen teğet doğrusunu bir alalım. Ve buradan çizilen teğet doğrusunun eğim açısı yine geniş açı olduğu için teğetin eğimi kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük. Demek ki bu eksi bir sayı. Şimdi f'in türevinde 2. 2 tam burada. Bakın buradan teğet doğrusu çizildiğinde x eksenine paralel oluyormuş. X eksenine paralelse buradaki 2 noktasındaki türevinin değeri neydi? 0. Dolayısıyla bak tamam burası doğru. Eksi küçüktür 0'dan ama 0 küçük değildir eksiden. O yüzden şurası yanlış olduğu için bu ifade yanlıştır dostlarım. A doğru B yanlış oldu. Tamamdır. Şimdi 31 numaralı sorunun arkadaşlar aynısını biz 7. soruda yazmışız. O yüzden bunun için şöyle yazıyorum. 7. soruya bak. Şimdi ben bu soruları yazarken dostlarım bir gün yazıyorum, iki gün yazamıyorum, üçüncü gün bir daha yazıyorum falan. Bu şekilde olduğu için bu soruların yazımı böyle bir uzun süre aldı.
Daha önce ne yazdığımı tabii hep unuttuğum için kardeşim, bu da sınav sorusuydu. Bunu bir daha yazmışım, niye yazdıysam. Hatta bunu en son konu bittikten sonra bir sonraki videomuzda, yani sınavda çıkmış soruları çözerken orada bir daha göreceksiniz mesela bu sorunun aynısını. İşte bir altındaki soru 32. soruyu da 8. soruda çözmüşüz zaten. O yüzden 8. soruya bakarsanız aynısını göreceksiniz dostlar. Evet, 32 de tamamdır. Şimdi geldik 33 numaralı sorumuza. Bakalım burada neler söylüyor, bir görelim. Bu da 2014 yılındaki sınav sorusuymuş arkadaşlarım. Bunu yine en sonda sınav soruları kısmında göreceğiz. Bu sayfadaki 3 soru zaten sınav sorusu ama ben burada çözeyim. Gerekirse ÖSYM sorularına geçtiğimizde orada çözmeyi veririz arkadaşlar. Evet, bura bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine 2'ye 4 noktasında çizilen teğet doğrusu bilmem ne noktasından geçmektedir. Buna göre f'in türevinde 2 kaçtır? Şimdi bu fonksiyona şu noktadan çizilen teğet doğrusu demiş. Biz bu teğet doğrusunun eğimini bulabiliyorduk. Onu da nasıl buluyoruz? Bunun türevinde x yerine 2 yazarak buluyoruz. O halde f'in türevinde 2 dediğimiz şey aslında bizim teğetimizin eğimiymiş dostlarım. Peki diyor ki bu teğet doğrusu aynı zamanda şu noktadan da geçiyor diyor. Yani senin teğet doğrun hem bu noktadan hem bu noktadan geçiyor. Peki iki noktadan geçtiğinde biz teğetin eğimini bir de nasıl buluyorduk dostlar? İki noktadan eğim bulma formülünden. Y'ler farkı yani 4 eksi 3 bölü x'ler farkı yani 2 eksi eksi 1'den. Buradan da 1 bölü 3 gelir f'in türevinde 2. Evet, geldik buna. Doğrusu fonksiyonunun grafiğine a virgül b noktasında teğettir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Bakın şimdi sorunun şekli şu. Elimizde bir fonksiyon var. Fx fonksiyonu. Buna teğet olan bir doğru var. Y eşittir 4x eksi 2 doğrusu. Ve tam teğet olduğu noktada şuymuş. P noktasıymış. A virgül b. Peki bu teğet doğrusunun eğimi nedir diye sorsak, y yalnız olduğu için x'in katsayısıdır yani 4. Peki biz bu eğimi başka nasıl buluyorduk? F'in türevini alıyorduk ve noktanın apsisini yazdığımızda teğetin eğimini veriyordu. Demek ki f'in türevinde a 4'e eşitmiş. O halde f'in türevini bir alalım hemen. F'in türevinde x eşittir 4x küp olur f'in türevi. A yazarsak 4 a küp olur ve bu da 4'e eşitmiş. 4'ler gitti. A küp 1'dir. A eşittir 1'dir dedik. A'yı 1 bulduk. Şimdi başka ne biliyoruz dostlarım? Bir de bu nokta, bakın bu doğrunun da denkleminin üstünde, f'in de üstünde. Yani f'te de x yerine a yazınca b'yi bulursun. Doğruda da x yerine a yazınca b'yi bulursun. O zaman y eşittir 4x eksi 2 ya doğrunun denklemi. Ben burada x yerine a, y yerine b yazıyorum. B eşittir 4 çarpı a yani 1 eksi 2 gelir ki 4 eksi 2'den b'yi de 2 bulduk arkadaşlarım. A ile b'nin toplamı 2 ile 1'in toplamı da bu sorunun cevabı 3 geldi. 35 numaralı sorumuz. A ve B, bu da 2016 sınav sorusuymuş. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat düzleminde y eşittir bilmem ne parabolü üzerinde bulunan 1'e 2 noktasındaki teğet doğrusu y eksenini bilmem ne noktasında kesmektedir diyor. Tamam. Şimdi bir kere bu parabolün üzerindeyse bu nokta denklemini sağlayacak. Yani biz x yerine 1 yazıp y yerine 2 yazarsak doğru bir şey yapmış olacağız. Y yerine 2 yazdım. X yerine de 1 yazıyorum. A artı B geliyor buradan. Şimdi A artı B'yi 2 bulduk arkadaşlar. Gelin bir de bu Y parabolünün türevini alalım. Türevi 2AX artı B'dir. Ve bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmak istersem X yerine 1 yazacağım burada. Yani Y'nin türevinde 1 yazıyorum. Bu da 2A artı B yapar. Ve bu da teğetin eğimidir dostlar. Peki teğetin eğimini biz bir de iki noktası belli olduğu için oradan bulalım mı? Onu da nasıl bulacaktık? Y'ler farkı. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 0 çıktı 1. 1 bölü 1'den teğetin eğimi 1'miş. Yani
2a artı b 1'e eşitmiş. Yazıyorum onu. Ve biz bir de a artı b'yi de 2 bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bunları bir çıkartalım birbirinden. A kaldı, 0 oldu, eksi 1 oldu. A eksi 1. Hemen yerine yazarsanız eksi 1'i, B'yi de 3 bulursunuz dostlarım. İşte A ile B bulundu. Bunların da çarpımını soruyormuş. Cevap eksi 3 geldi deriz. Evet, 36 numaralı sorudayız şimdi. Şekildeki D doğrusu bilmem ne eğrisine bilmem ne noktasında teğettir diyor. Buna göre GX'i de vermiş bize şu şekilde. Olduğuna göre G de 0 kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi gelin önce şu y fonksiyonun türevini şurada bir alalım. Y'nin türevi dediğimiz şey hemen biliyorsunuz artık bileşke fonksiyonun türevini. F'in türevinde x eksi 1 çarpı içinin türevi yani 1. Sonra x gördüğümüz yere bu fonksiyonda 1 yazınca hadi yazalım hemen karşılığı 3 oluyormuş. Hemen x gördüğümüz yere bu fonksiyonda 1 yazalım. 1 eksi 1'den f'te 0 gelir burası. Ve bunun karşılığı da 3'müş arkadaşlarım. 3'e eşitmiş. Demek ki f'te 0 3'müş. Bunu bulduk. Sonra bu noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini söyleyelim arkadaşlarım. Bakın şurası kesin 3 birim. Şurası 1, şurası 2 birimmiş. Şu açının tanjantı bu doğrunun eğimi. Yani teğet doğrusunun eğimi 3 bölü 3'ten 1'dir diyebilirim. Peki bu teğet doğrusunun eğimini biz bir de nasıl buluyorduk? Bunun türevini alıp x yerine 1 yazdığımızda da teğetin eğimini buluyoruz. Peki türevini alalım bunun dostlarım. Türevini almıştık şurada. X yerine 1 yazınca f'in türevinde 0 gelir ve o da neye eşitti? Teğetin eğimine yani 1'e. Evet şimdi bildiğimiz değerler. Bir bunu biliyoruz. Bir bunu biliyoruz arkadaşlarım. Bize de neyi soruyor? G'nin türevinde 0'ı soruyor. Hadi gelin G'nin türevini alalım birlikte. G'nin türevinde x eşittir. Şimdi bölümün türevi var dostlar. Dikkatli olalım. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. F'in karesinde x. Bize de 0'ı soruyor burada. X yerine 0 yazın diyor. Peki şurada 0 yazarsam burası komple 0. F'in türevinde 0 geliyor. 1. 0 yazarsak burası da 1 çıkıyor. 1 kere 1, 1. Bir de başında eksi var. Eksi 1 bölü. F'de 0 geliyor burası. 3. Karesini aldığım zaman da 9. Eksi 1 bölü 9'muş. Bu sorunun da cevabı. Evet. 36 da tamamdır. Geldik 37 numaralı soruya. Şunu da şöyle koyalım. Evet, 37 numaradayız. Eğrilerinin ortak teğetlerinin eğimleri çarpımı eğimlerinin ortak teğetlerinin eğimi kaçtır diye sormuş. Eğrilerinin ortak teğetlerinin eğimi kaçtır? Yani bunu şöyle sormalı. Kaç olabilir diye sormalıydı arkadaşlarım. Olabilir diye sorarsa daha net bir şey olur. Onu bir kere düzeltelim. Şimdi elinizde iki tane eğri var. Birisi y eşittir 1 bölü x eğrisi. Diğeri de bir parabol gibi bir şey. O da şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şimdi bunları... Şimdi mavi bir tükenmez gibi bir yerde. Şimdi bunların öyle bir ortak teğeti var ki arkadaşlar. Şuradan çizdiğim öyle bir ortak teğet noktaları var ki. Şöyle buradan da çizilen, buradan da çizilen. Bu teğet noktası ikisinin de teğeti bakın. Şuradaki apsisimizin A olduğunu düşünelim. X eşittir A apsisli bir nokta diyelim. Öyle bir yani ikisinin de apsisi A. Bununki A virgül B olsun. Bununki de A virgül C olsun mesela. Ama ortak apsisleri var arkadaşlar. Şimdi bir kere bir. Bunun türevinde yani F'in türevini alsak hemen alalım F'in türevinde x diyelim. 1 bölü x'in türevini biliyoruz artık arkadaşlarım. Eksi x üzeri eksi 2'dir. Sonra g'nin türevini alalım. G x'in türevini alalım. Bu da
ayrı ayrı paydalarda yazsam 2x bölü 2'den x gelir. Bunu ben biraz hızlı yaptım ama zaten türevini almayı biliyorsunuz artık. Bunun da türevi bu. Ve ikisinin de teğeti aynı teğet doğrusu olduğu için buradaki de apsis yerine a, g'de de a yazarsam birbirlerine eşit olacaklar. Yani eksi a üzeri eksi 2 eşittir a'ya olacak dostlar. Buradan a'yı eksi 1 bulduk. Apsisimiz eksi 1 artık. Peki bize neyi soruyor? Bunun eğimi kaçtır diye soruyor. Yani şunlardan birinde x yerine eksi 1 yazın diyor. Şunu da yazarsanız direkt eksi 1 olduğunu görürsünüz. Cevap eksi 1. 38 numaralı soru. Eğrilerinin kesim noktasında eğrilere çizilen teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi elimizde yine iki tane eğri var arkadaşlarım. Birisi şöyle bir eğri olsun. Diğeri de zaten 1 bölü x şöyle bir eğri. Şimdi ikisinin de kesim noktası burada. Şimdi parabole çizilen teğet bu olsun. Diğerine çizilen teğet de böyle bir şey arkadaşlar. İşte bu T1 olsun. Bu da T2. Teğet 1, teğet 2 doğrusu. Şimdi bunların eğimlerinin toplamını mı soruyor bize? Aynen öyle. Şimdi ikisinin de noktasını şöyle A virgül B olduğunu görüyoruz. Yani nasıl yapalım? Bu nokta ikisinin de denklemini sağlıyor. İki eğrinin de. O halde bu önce şu kesim noktasını bulalım. Ortak noktayı bulalım. Yani ikisinde de x yerine a yazalım. 1 bölü a olur. Bu da a kare gelir. Buradan 1 eşittir a küp. A eşittir 1 çıkar. İkisinin de apsisi 1'miş yani şu noktaların apsisleri 1'miş. Sonra bu apsisi 1 olan noktadan çizilen teğet doğrularının eğimlerini bulalım. O halde birinci doğrunun, birinci eğrinin hemen türevini alırsak y'nin türevi eksi x üzeri eksi 2 gelir ki eğimini bulmak istediğimde x yerine 1 yazıyorum. Hemen 1 yazalım. Bu da bana teğetin eğimini verecek. Teğet 1'in eğimini veriyor dostlar. 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1'in bütün kuvvetleri 1. Eksi de var burada. Eksi 1 oldu. Peki diğer doğrunun türevini alıyorum. Y üssü eşittir 2x'tir. Burada x yerine 1 yazdığımda da burada da teğet 2'nin eğimini bulacağız. X yerine 1 yazarsak bunun da eğimi 2. Bize de bu eğimler toplamı sorulduğu için dostlarım 2 eksi 1'den 1 gelecek bu sorunun cevabı. Evet. Buradayız. 39'dayız. Fx ve gx fonksiyonları a noktasında birbirine teğettir. Buna göre a artı b artı c nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi a noktasının koordinatları da eksi 1'e 2. Şimdi biz bu a noktasından bir teğet doğrusu çizsek şöyle. Bu teğet hem f'e hem de g'ye teğet doğrusu oldu. İkisine birden teğetmiş bu doğru. Peki hangi noktadan çizilen teğet doğrusu? Apsisi eksi 1 olan noktadan çizilen teğet doğrusuymuş bu. O halde bu teğet doğrusunun eğimi f'in türevinde eksi 1 yazarsam bu teğetin eğimini bulur. Ben g'nin türevinde de eksi 1 yazarsam bu doğrunun eğimini bulurum. O yüzden f'in türevinde eksi 1 ile g'nin türevinde eksi 1 aynı doğru, aynı şey olurlar dostlarım. Hadi bunları bir bulalım. Şimdi önce f'in türevini yazalım. 2ax artı 4. Şimdi g'nin türevini yazalım. 3x kare eksi a. Ve x gördüğümüz yere de eksi 1 yazarsanız diyor. Eksi 2a artı 4. Eksi 1 yazarsak 3 eksi a'ya. Buradan da a'yı hemen ne buluruz? Eksi 1, 1 buluruz. A'yı 1 bulduk. Tamam. Şimdi bu nokta hem üstteki eğrinin hem de alttaki eğrinin bir noktası. Yani bu durumda şunu söyleyebilirim. F'de eksi 1 de yazınca, G'de eksi 1 de yazınca sonuç ikisinde de 2'ye eşitmiş. Noktayı ikisinde de yerine yazınca
aynı sayıyı veriyormuş, 2'yi veriyormuş. O halde hemen f'te x yerine eksi 1 yazalım f için. Şurada x yerine eksi 1 yazarsam 1 olur, a gelir. A da 1'di zaten, 1 oldu burası. Eksi 1 yazarsam eksi 4 gelir. Bir de artı c var. Ve sonuç 2'ymiş. Şurası eksi 3, bu tarafa attım, c'yi 5 buldum. Şimdi g'de eksi 1 yazalım ve 2'ye eşit diyelim. Eksi 1 yazarsak eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi de burada var, artı 1. A da 1'di zaten. Artı 1 artı b eşitmiş 2'ye. Bunlar gitti. B direkt 2 çıktı. Bize de 3'ünün toplamını soruyor. 5, 7, 1 daha 8 geldi sorunun cevabı dostlar. Hadi son soruya bakalım. A büyüktür 0 olmak üzere. Evet, A pozitif bir sayı. X eşittir A apsisli noktada pozitif değerli olan. Fx, şimdi fx'in olayı şuymuş. Fa da pozitifmiş arkadaşlarım. Yani fa 0'dan büyükmüş. 0'dan büyükmüş, pozitifmiş. Aynı noktada teğetinin eğimi negatifmiş. Şimdi aynı noktada teğetinin eğimi neydi? F'in türevinde A noktasında teğetinin eğimi negatifmiş. Yani türevindeki A noktası 0'dan küçükmüş. Ve bir de A 0'dan büyük bir sayıymış. Buna göre fonksiyonlarından hangilerine x eşittir A noktasına çizilen teğetlerin eğimi pozitif olur? Teğetin eğimi neydi? Türevini al, şunların hepsinin türevini al, x yerine a yaz diyor yani bize arkadaşlar. Şimdi o halde birinci öncülün türevini alalım biz şurada. 2'yi başa aldım, aynen yazdım, kuvveti bir azalttım. Çarpı içinin türevine girdim, f'in türevinde x çıktı. Bu adamın türevi bu. Şimdi x yerine de a yazınca diyor, hemen a yazalım şurada. Bu da a, bu da a geldi. F de a. Fa neydi? Sıfırdan büyük, pozitif. F'in türevinde a. Bu da sıfırdan küçüktü, negatif. Artı ile eksinin çarpımı küçük, sıfır oldu. Hangisinin eğimi pozitif olur diyor. Biz bunu negatif bulduk. Demek ki bu negatif. Geldik şuna. İkinci öncüle gelelim. Şurada yapalım. İki numaralı öncül. Şimdi türevini alalım. A kat sayı olduğu için başta dursun. 2'yi başa aldık. 2 çarpı f x dedik, çarpı f'in türevinde x geldi. Bakalım bu ne çıkıyor. Şimdi f'in türevinde x negatif. F x pozitif. A pozitif. Artı ile artının çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Yani sıfırdan küçük çıktı. Bu da negatif geldi. O yüzden bu da değil. Üçüncü öncüle bakalım. Şimdi bu da f'in üstünde eksi 1 diye çevrilebilir. F x üstünde eksi 1. Şimdi eksi 1'i başa alalım. Eksi 1 çarpı f üstünde eksi 2 x olur. Çarpı f'in türevinde x geldi. Şimdi şurası zaten çift kuvvet olduğu için daima pozitif. F'in türevi küçüktür 0 olduğu için negatif. Şu da zaten negatif. Eksi ile artı eksi. Eksi ile eksi artı, sıfırdan büyük çıktı arkadaşlarım. Pozitif olan sadece bu varmış. Yalnız 3 sorunun cevabıymış dostlar. Evet, bu da tamamdır. Şimdi bir sonraki videomuzda da ÖSYM sorularına geçiyoruz dostlarım. Burada bütün soruları yazmaya çalıştım ben zaten. Kaç tane sorumuz varmış? 17'ye kadar geliyor. 2021'e kadar gelmişiz. Evet, 17'ye kadar geliyoruz. 17 tane sorumuz var. Bunları da bir videoda gömeriz hepsini arkadaşlar. Sonra artan azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Evet, hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.